Mühendis Köyü Sohbetleri Yayın 4. Tekrardan hoş geldiniz. Bu sohbetimizde işaretçileri, C'deki işaretçileri anlatacağız. Ya da anlatmaya değineceğiz artık. İlk önce bir kitap önerisinden başlamak istiyorum. Sağ tarafta Türkçe olarak yazılmış her yönüyle C işaretçileri el kitabı, yani C Pointers görüyorsunuz. Bu kitap gerçekten de çok güzel, detaylı. Yani pointerlar hakkında, işaretçiler hakkında değinmeyen yer kalmamış gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel, spesifik örnekleri olan bir kitap. Ben C üzerinden ilerlemek istiyorum diyen kişi için elinde bulunması gereken kitaplardan biri bence. Belki hatalı durumları görürseniz de kullanımında yazara mail atıp ya da ulaşıp güncel baskısını oluşturmada tetikleyici rol oynayabilirsiniz. Şimdi benim Telegram'da birkaç kişinin sorusu üzerine yazdığım C işaretçileri ile alakalı bir yazı vardı, uzun bir yazı. Onu LinkedIn platformuna taşımıştım. Oradan bir kesit aldım. Şu, C dünyasında böyle bir şakasına söylenen bir söz var. Aslında biraz da ciddiyeti var. C programcıları ikiye ayrılır diye. Tabii ki bacaklarından cart diye değil. Olay şu, işaretçi kullananlar, işaretçi kullanamayanlar. Tabii bu işin latifesi dediğimiz gibi daha farklı varyasyonları var. İşte işaretçi kullanabilenler, işaretçi kullanmayanlar, kullanamayanlar değil yani, kullanmayanlar diyen var. Ama benim gördüğüm hoş olan söz bu şekilde, en azından ben evrimleştirdim. Aşağıda 3 tane link koydum. Birisi benim o uzun yazdığım şeye atıf yapıyorum. 2 tane de İngilizce kaynak koydum. Biliyorsunuz daha önceki C sohbetlerinde Türkçe kaynak da vermiştim, C'nin geneliyle alakalı. Burada C Pointers ile alakalı özel olarak 2 tane link attım. Bu linkte de C'yi anlatan kısımlar var tabii ki. Genel olarak el değiştirmiş. Şimdi işaretçi nedir? İlk önce onu düşünelim, şey yapalım, değinelim. İşaretçiler bizim C'de değişkenlerin ya da fonksiyonların, fark etmez, adres üzerinde işlemler yapabileceğimiz bir ortam sunuyor. Bir değişken skalası sunuyor diyebiliriz. Belirli bir aritmetik işlemlerle, belirli bir kontrol mekanizmasıyla bize daha esneklik, bunun yanında daha da dikkatli olmamızı sağlayacak şekilde bazı özellikler sunuyor. Şimdi ilk önce işaretçi tanımlamanın ne olduğuna bakalım. Sonra zaten bunların bir görselliği ile alakalı şeyleri değineceğim. Şimdi hatırlıyorsanız ilk sohbetlerde tip ismi, bir de değişken ismi yapıyorduk. İşte onların ortasına bir yıldız koymakla tip ismi, yıldız, işaretçi ismi şeklinde de işaretçi tanımlaması yapıyoruz. Burada mesela örneğin int yıldız p diyerek bir p işaretçisi tanımlıyoruz. Bu int türünden olduğunu belirtmiş oluyoruz. Bunun aynı şekilde char tipinde olabilir, double tipinde olabilir. Özel bir veri tipinizde, yani struct'la, union'la alakalı bir veri yapınızda, veri tipinizde alakalı olabilir. Aşağıda da bir atama mevzusunu görüyorsunuz. Yani bu işaretçiye değeri nasıl atarım muhabbeti olduğunda herhangi bir işaretçi eşittir adres vermeniz gerekiyor. Yani işaretçinin kendisi bir adres alıyor. Peki adres nedir diye düşündüğümüzde, bir değişken varsa x diye bir değişken, x'in adresini ampersand işaretiyle alıyoruz. Bu bitsel v operatöründe, bir de v operatöründe biliyorsunuz var, ama onların farklı bir anlamı var. Burada farklı bir anlamı var. Ona göre dikkat edin. Eğer bir değişkenin sol tarafına ampersand işareti koyarsak bu diğer operatör anlamlarına gelmeyecek. X'in adresini ver bana anlamına gelecek ve bunu P'ye atadığımda P pointer'ına X'in değişkeninin bulunduğu RAM'deki gözün adresini atamış olacak. Burada da bir kullanım var. Kullanım da şu. Bir x'e 20 atamışız başlangıç diyelim. Şu an noktalı virgülü şuraya koymamışız ama yayından sonra düzeltip koyarız. Int yıldız p'de bir int tipinden pointer tanımlanmış, işaretçi tanımlanmış. P eşittir ampersand x dediğimizde
X'in adresini P'ye atamışız. Şimdi bakın printf ile ekranda yazdır dediğimiz kısımlarda ne var? X değişkeninin adresi demişiz. %x ile x'in adresini bastırmışız. P değişkeninin sakladığı adres ise P olarak direkt bastırmışız. Mantıken buraya ne yazacak? Aslında x'in adresiyle P'nin aynı olduğunu varsayarak bu kod bize bunu gösterecek. Ayrıca P'nin gösterdiği adresin içeriği ile alakalı bir durum paylaşılmış. Bakın bunu da yıldız ile erişmişiz. Yani bir pointer'ın içeriğindeki değere yıldız ile erişebiliyoruz. Bunu da yaptığımızda mantıken ekrana x'in değeri yani 20 olan değer çıkacak. Bunu bir kapatıyorum şimdi. Buraya geliyorum. Şunu kopyalıyorum ve görmek adına yapıştırıyorum. Çok güzel. Hemen düzenleyeyim şunu. Evet, bunu önceden kopyalı saymışım. Güzel olacakmış. Birkaç tane daha kaldı. Evet. Şurada noktalı virgülü unutmuştuk. Haydi diyorum. Çalış diyorum. Şimdi bakın. Büyüteci bir açayım. X değişkenin adresi Türkçe karakterden dolayı ekranı şu an düzgün gözükmüyor ama siz okuyabiliyorsunuz az çok. Adresi 23FE4C. P değişkeninin sakladığı adres ise 23FE4C. Yani aynı. P'nin gösterdiği adres yani yıldız P adresin içeriği bakın 20. Peki bu 20 nerede kullanılmıştı? X'e 20 atanarak kullanılmıştı. Yani burada yapılan şey bir işaretçi kullanılarak bir değişkenin değişkene erişmeyi gösteriyor. Bakın yaptığımız tek şey x ile p arasındaki tek ilişki şuradaki ifade. X'in adresini p'ye atar. Peki biraz daha işin derinliğine inelim. Bu bir kullanım sonuçta. Şimdi işin biraz daha olayına vakıf olalım. Adres ve adresi tutacak veri tipine bakalım ilk başta. İlk önce adres dediğimiz şey neydi? Biz int x diye bir değişken tanımladığımızda x'in biliyorsunuz RAM'de program çalıştırıldığında RAM'e aktarılıyor. Ve orada bir biliyorsunuz RAM diyelim 8 GB RAM varsa aslında 0. gösterdiği yer ve 8 GB'ın gösterdiği yer olmak üzere toplam 8 GB'lık bir alan var. Ve X de buradan bir yere yerleşiyor diyelim ve orada da sıfırdan başlanıyor. Kaçıncı indekste ise adresi X'in adresi oluyor. Şimdi int X5 dediğimizde biliyorsunuz bu türetilmiş bir veri tipiydi. Yani X'ten dizi oluşturuyor. Integer'dan bir dizi oluşturuyorduk. X dizisi diyorduk buna ve bu 5 eleman demişiz şu an. Peki buradaki X ne oluyor derseniz bu dizinin başlangıç adresini tutuyor. Yani ampersand x dememize gerek kalmıyor. Direkt x'in kendisi burada adres oluyor. Çünkü türetilmiş tiplerde C de böyle bir kullanıma geçilmiş, kabul edilmiş. Burada ampersand x dememize gerek yok. Yine aynı şekilde char a deseydik, buradaki a değişkendi. Saklandığı bölge ise ampersand a diyerek bize gösterilecekti. Çar A'dan bir dizi oluşturduğumuzda, çar A köşeli parantez 5 dediğimizde o bir dizi oluşuyordu. Bunu katar niyetine yani string niyetine kullanıyorduk biliyorsunuz. Ve oradaki değişkenin başlangıç adresi neyse hafızada nerede tutuluyorsa o çar A ise, çar A köşeli parantez ise A'ya atanıyordu. Ve A'nın az önce dediğim gibi de ampersand ile adresine erişmeye gerek kalmadan direkt A ile o bölgenin adresine erişebiliyoruz başlangıç adresine. Peki struct a dersen mesela integer x diye de bir elemanı varmış bunun. Bundan bir değişken oluşturduğumda bir de dizi değişkeni oluşturduğumda adres nereler oluyor? Aynı muhabbet. Eğer değişken oluşturuyorsam sadece a'nın ampersandı derken a'nın bulunduğu bölgenin adresine d4 dediğimizde bir dizi oluşturduğumuzda ise direkt d'yi kullanarak başlangıç adresine atıf yapabiliyoruz. Şimdi bunlarla alakalı bir şey yapalım. Bir şey yapmadan önce şunu söyleyeyim. Printf ile biliyorsunuz %d, %llu, %lu, %i64u ve %z gibi bir varyasyon çeşidimiz var. Ekrana integer yerine bir şey bastırabilmek için eğer araştırdıysanız. Şimdi bunlarla alakalı
bir etkileşim yapacağım ben. Bir varyasyon göstereceğim. Bunu basarsak ne olur? Şöyle basarsak ne olur diye. Ama ondan önce şu. Bu adresler hangi tiptedir? Onu düşünelim. Biliyorsunuz benim 8 GB'lık bir RAM'im varsa bunlar sayısal değerdir. Yani herhangi bir RAM'in bölgesindeki herhangi bir indeks bir sayısal değere karşılık verir. Floating bir değer değildir. Küsuratlı bir değer değildir. Yani sıfırdan başlarsam 0, 1, 2, 3, 4 bu şekilde gider. Kaça kadar? 8 GB'a kadar. 16 GB'lık varsa 16 GB'a kadar. Böyle indeks olarak erişebiliyorum. Peki, şimdi C++ açalım ve şöyle bir örnekler yapalım. Şimdi x20 idi. Ben bunu printf ile biraz büyüteyim ekranı. Printf ile ekrana direkt x'i bastığımda biliyorsunuz şeyi basacaktı. Adresini basacaktı. Peki %d ile basarsam ne olur? Şey x'in adresini. Bakın şöyle bir değer çıktı karşımıza. İşte kaçmış? 2.358.860 falan. Peki bu kullanım doğru mu geçer? Doğru mu bir kullanım mı? Ona bakalım. Şimdi %d integer'ı basıyordu ve integer biliyorsunuz 4 byte genelde yer kaplıyordu. Bazı sistemlerde 2 biliyorsunuz. Peki x'in adresi dediğimde bu adresin tipi kapladığı yer ne kadardır? İşte bunun kapladığı yer hemen öğrenebilmek için size of'u çağırabiliriz. Size of'la ben integer yıldız dersem bir integer pointer'ının ya da adresin kapladığı yeri öğrenebilirim. Bakın ekrana bastım 8'miş. Yani 8 byte'lık bir tipte saklanıyormuş. Peki ben x'in adresini %d ile basmam mantıklı mı? Değil. Çünkü %d 4 byte'lık bir şeye bahsediyorum. Peki long int desem biliyorsunuz long int 64 bitlik Linux sistemde GCC'de 8 byte diye gösterirken Windows'da 4 byte'tı. Geçen videolarda hatırlarsanız. Belki bazı derleyiciler 8 diye gösterecek. Ama şimdi ben Windows'ta çalıştırırsam bunu yanlış çalışır o zaman. Eğer buraya LD dersem, şuraya LD dersem ya da unsigned dersem LU demek istediğim varsayın. Fark etmez. Linux'ta belki de doğru çalıştı diyeceğiz. Ama Windows'ta bu sefer doğru çalışmayacak karşımıza çıkan sonuç. Peki o zaman biz bir değişkenin adresini ekrana yazabilmemiz için hangi değeri kullanmamız gerekiyor? İşte bununla alakalı eskiden yani C89'da LD kullanılırken çünkü o zamanlar eski yani C89 dediğimiz 1989'da kullanılan şey orada 64 bitlik bir değer yoktu. %LD genelde de 4 byte'tı. 32 bit sistemler vardı. O işi kurtarıyordu. Peki nasıl kurtarıyordu? Yani 32 bit sistemle 64 bit sistemin arasındaki fark ne ki? Şeyi değiştiriyor. Şimdi biz ne dedik az önce? Size of ile integer yıldızın yani integer bir adresin ya da pointer'ın kaç byte yer kapladığını ekrana bastık 8 diye. Peki 32 bitlik sistem olsaydı kaç basardı ekrana? İşte 32 bitlik sistem olsaydı 4 basacaktı. Çünkü biz burada RAM bölgesine tamam RAM diyelim 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Herhangi bir bölgesi diyoruz biliyorsunuz. Ama biz o RAM'in belirli bölgesine erişebilmemiz için işlemci ile RAM arasında bir adres yolu olması gerekiyor. Peki bu adres yolu dediğimiz şey ne? Sizin aşikar olduğunuz 32 bitlik sistem, 64 bitlik sistemin ta kendisi. 32 bitlik sistemde genelde konuşuyorum tabii ki bunlar. RAM ile işlemci arasında 32 bitlik bir yolu var, adres yolu vardır. Ve 32 bit şu an 32 bölü 8'den 4 byte olduğunu size gösterebilirim. 4 byte olduğu için eskiden 32 bit sistemlerde ya da bu sistem 32 bitlik bir bilgisayarda denenseydi, derlenseydi, çalışılsaydı integer yıldız kesinlikle ve kesinlikle ekrana 4 yazacaktı. Peki 64 bit sistemde ne olur bu? Gördüğünüz gibi 8 olur. Bu yüzden benim ekranıma 8 yazdım. Peki 32 bitlik sistemde 4 yazıyordu hatırlıyorsunuz. Bitti. 8 bite böldüm. Bir byte hesabı yaptım. 4 byte'tı. Peki 4 çıktı. 4 neydi? Integer'la aynı skalaya sahip. Integer'da 4 byte'tı çünkü biliyorsunuz genelde. Peki integer 4 byte maksimum hangi değere kadar alabiliyor? Eğer unsigned dersek 2 üzeri
32-1'e kadar değer alabiliyor. Ya da o 232 tane varyasyonu var. Yani 4 küsür milyara denk geliyor. İşte 4 küsür milyar, 4 GB'a denk geliyor aslında. Bu yüzden 32 bitlik sistemlerde, bilgisayarlarda 4 GB'dan üstün bir RAM'e erişmek mümkün olmuyor. Çünkü adres yolum 4 bitlik, pardon, 32 bitlik, yani 4 baytlık varyasyon şeyim çeşidin 2 üzeri 32. Yani ben 2 üzeri 32 farklı değerle RAM'e erişebiliyorum. Bu da 4 GB'a denk geliyor ve 4 GB'lık RAM'e ancak hükmedebiliyorum 32 bitlik sistemde. Şimdi 8 Evet. byte efendim. Barış diyor ki çar yıldızı ile int yıldızı da açıklasana diyor. Tamam. Ama şunu bir bitireyim, ona geleceğim. Peki 64 bitlik bir sistemde olsaydı ne olacaktı? Biliyorsunuz 64'lük bir sistemde, 64 bitlik bir sistemde 64 bit adres yolu vardır. Yani 2 üzeri 64'tür. Diğerini ben de bilmiyorum ama çok, yani teorik olarak bayağı büyük bir RAM'e erişilebiliyor. Böyle 4 GB'mış, 8 GB'mış bir sınırı yok. Ama işletim sistemi kendisi sınır koyabilir. Mesela ben der ki Windows, ben 4 TB'den üstün şeyleri desteklemek istemiyorum diyebilir. İnternetten bakarsanız ne kadar 64 bit sistemde teorik olarak ne kadar bir RAM'e erişebileceğimizi görebilirsiniz. 264'ün değerini bularak da direkt çıkar zaten. Şimdi biz dedik ki int yıldız bir pointer işaretçi ya da adres fark etmez tipinin değerinin 8 byte olduğunu öğrendik. Peki char olsaydı ne olurdu? Evet, tahmin alalım. 3, 2, 1, yine 8 gördüğünüz üzere. Peki float olsaydı ne olurdu? Evet, tahmin alalım. Yine 8. Niye? Çünkü float, char ya da farklı herhangi bir tip olsun, bunun adresi bizim RAM bölgemizde alacağı herhangi bir değer olduğu için, bu da toplanması, yani ne olabilir, yani farklı değer neye yazabiliriz? Yani RAM'de bizim erişebileceğimiz adres yolu sonuçta. Ya yani adres yoluyla alakalı bir etkileşime sahip değil burada float'ın, int'in ya da farklı bir şeyin. Bu yüzden hepsi, tüm pointer'lar, tüm işaretçiler daha doğrusu 8 byte'lık yer kaplıyor 64 bit sistemde. 32 bit sistemde 4 byte yer kaplıyor. Peki burada float'ın ya da int'in olayı ne ki yazıyoruz? İşte buraya gelmeden önce şöyle bir tipten bahsedeceğim size. Size T. Bakın size T, ben üzerine CTRL-X'e basıp da gidersem tip def unsigned int 64 diye özel bir tipe tip edilmiş. Evet. Tabii ki bu 32 bitlik sistem olsaydı düşünebildiğiniz gibi 32 bite şey edilecek. Peki bu tipin özelliği ne? Bu tip işletim sisteminde o ya da derleyici ortamında, yani bu kodun çalışacağı ortamda adres yoluna entegre olan bir tip. Yani 32 bitlik sistemde ise size 32, yani 4 byte. 64 bitlik bir sistemde size 64 bit, yani 8 byte'a işaretlenmiş, değeri sabitlenmiş olacak. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Bir değişkenin adresini, fark etmez değişkenin ne olduğu ile alakalı, adresini size tipinde tutabilirim. Niye? Çünkü size bir değişkenin adresi 64 bitlik sistemde 8 byte'lık yer kaplıyorsa, yani o alanda yeri varsa, size de 8 byte olduğundan yer kaplayabilir. Şu an mesela ben size diyelim, şu an adres tuttuğu için adres ismiyle değiştiriyorum. Sarp abimiz bize kızmasın diye adres diye İngilizce yazıyorum. X diyorum. Böyle bir kullanım yapabilirim gördüğünüz üzere. Peki şu an benim adresim X'in adresini tuttuğundan eminim. Derlediğimde bana bir casting olayından dolayı bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı da kapatmak için size T türünden tip casting yapıyorum ve derliyorum. Şu an bu geçerli bir kullanım sonuçta, adres. Peki bu adres sadece X'in bulunduğu yerin adresini tutuyor. Bu bana diyelim belirli bir avantajı sağlayacak. Şimdi ben adres ile X'in değerini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi adres bildiğimiz integer adres deseydim aynı şeye tekabül edecek neredeyse. Sadece size diye demişiz. Yani adres diye bir değişkenim var artık. Bu bir X'in adresini tutuyor. Peki ben X'in içeriğini nasıl değiştireceğim? Yani X 5 iken, X burada 20 iken X'i nasıl 5 yapacağım? Ya yani bunu ben 5 dersem adres değişkeni 5 olur.
Burada adres az önce adresi tutuyordu. X'in adresini tutuyordu. Ben bunu değiştirirsem bu şekilde mantıken adres artık X'in adresini tutmaz. 5 diye bir değer tutar. İşte normalde şöyle yaparız. Bir tip casting işlemi yaparız. Deriz ki kardeşim sen değişkensin. Doğrudur. Ama tuttuğun değeri ben integer yıldız yani integer adresmiş gibi kabul ettim ilk başta. Sonra bunun içeriğine biliyorsunuz az önce slide'da gösterdim bir adresin içeriği demek yıldız operatörüyle erişiliyordu. Bu adresin içeriğine ben bir değer atamak istediğim için adresin içeriğini sol tarafa yazdım eşittir. Sonra 5 dedim. Şimdi printf'le doğru mu yazdım? Evet. %D diyorum ve x'i basıyorum. Bakın şurada şu atama operatöründe yerinde ben x ile alakalı bir işlem yapmadım. Sadece x'in adresini adres diye isimli bir değişken atadım. Şimdi derliyorum. Bakın x ekrana 5 diye yazdı. X 20 idi ama burada 5 oldu. Niye? Çünkü ben x'in adresini bir değişkende tuttum. O değişkeni adres biçimine evirip içeriğine 5 atadım. Peki bu kullanım sizce mantıklı mı bu kadar uzun şekilde? Yani ben sadece x'i bir pointer atadım. Tamam buraya kadar bir mantıklı işlemi olduğunu varsayın şu an. Ama şurada şöyle bir kullanım var. Yani ben adres diye isimli bir değişkenin integer bir değer tuttuğunu bilmek zorundayım ki integer adres diye belirtmek zorundayım. Peki buraya char yapsaydım ne olacaktı sizce? Deneyelim. Yine 5. Peki tabii tersten yazdırdığı için ekrana bunun neresini gösteremem. Peki şöyle gösterelim. Ben şuraya 500 yazsaydım ya da 120 yazsaydım. Bir dakika. 120 yazsaydım ekrana yazacaktı. 120 yazdı gördüğünüz üzere. Peki 300 yazsam ne yazacak ekrana? 44 yazdı. 300 yazmadı gördüğünüz üzere. Peki ben buraya 256 yazarsam ne olur? Bakın 256 yazdım, 0 yazdı. Niye? Çünkü ben buraya char adresmiş gibi kullan dedim bu sefer adres değişkeninin tuttuğu yer. Biliyorsunuz char 1 byte'lık yeri kaplıyordu. Ve şurası sadece adresin gösterdiği yerden 1 byte'ı etki alacak artık eşittir operatörü. Yani eşittir operatörü artık sadece 1 byte'a yazacak. Char yıldız dediğim için ve onun içeriğine eriştiğim için. Peki 1 byte yazacaksa ben 256 yazdım. Niye ekrana 0 yazdı? Bu da tabii ki char tipinin 1 byte kapladığından dolayı 256'da yuvarlandığından dolayı. Yani şurası 255 olsa ekrana 255 yazabilirdi. Lakin 256 olduğunda sıfırlanıyor artık. Çünkü taşma meydana geliyor artık. Öyle diyelim. Ve ekrana 0 yazacak. 257'ye yazdığında gördüğünüz gibi ekrana 1 yazacak. Peki bu kullanım dediğim gibi mantıksız. Niye? Çünkü ben adres hangi değişkenin adresini tuttuysa ben onu bilmek zorundayım ki erişirken şunu int diyorum. Ve bir de mantıken burada bir de yıldız operatörünü kullanıyorum. Şöyle uzunca şöyle bir şey yazıyorum yani gördüğünüz gibi. İşte bu yüzden de size stack'i kullanmıyoruz. Biz eğer integer dediysek integer bir pointer işaretçi tanımlıyoruz. Integer p diyelim. Şimdi bakın. Hatta şu ikisinin farkını göstermek için şöyle yazıyorum. Integer yıldız p. Evet. Şimdi şuraya aynı muhabbetten p'ye bakın şu artık tip casting yapmama da gerek yok. Bakın kullanımına şimdi. Peki ben şimdi P'nin içeriğini değiştirmek istiyorum. Yıldız P 257. Bakın kullanım ne kadar basitleşti. Yani şu ikisinin işaretçi kullanımıyla bir adresi bir yazmakla bir tip kullanarak bir değişken kullanarak yazmak arasındaki farkı bu. İşte biz işaretçiler ilk önce bu özelliği sağlıyor. Peki biz kodun içerisinde böyle tabii ki işaretçileri böyle atamıyoruz. Biz işaretçileri nasıl kullanıyoruz? Fonksiyona parametre yollayarak. İşte ne bileyim dinamik bellek yönetiminde alan ayırarak. İşte böyle bir şeye alan ayırsaydık hep böyle bir kullanım yapacaktık. Ama işaretçi kullandığımız için şöyle çok basit şekilde bu sefer gördüğünüz gibi 257 yazacak. Yuvarlamayacak. Çünkü ben bunu yıldız p dediğimde integer'dan oluşturdum. Peki ben buraya char dediğimde ne yaparım? Evet ekrana ne yazar? Tabii ki 1 yazar. Çünkü p pointer'ım char 1 pointer. Yani işlemlerini 1 byte üzerinden halleder.
Bu yüzden de ekrana 257'yi yuvarlayarak yazacağı için şurada atama yuvarlayacak ve ekrana 1 yazacak. Şimdiki burada evet şimdi şeyi kullanalım. Ben adresi yazdırmak istiyorum ekrana. Değeri boş verelim şimdi. Adres ekrana yazdıracağım. P. Dedim ki %d kurtarmaz. %d niye kurtarmaz? %d integer 4 byte. 32 bit sistem olsaydı ve integer 4 byte olsaydı belki diyebilirdi ama genel bir kod yazmaya çalışıyorum. Bu yüzden bunu kullanmam. %z kullanabilir. Ama %z'nin şöyle bir durumu var. Bakalım bunu da yiyecek mi? Şunu integer yapalım. Evet, bunun için de bir ayarlara gidelim. Koda geldim. Kod generation'a geldim. C99 değil C90 yazıyorum ve delliyorum. Evet. Galiba GCC'den dolayı, TDM GCC'den dolayı burada bir hata vermedim. Ama Visual Studio'da şunu deneseydiniz büyük ihtimal belki hata alacaktınız. Tabii sisteme göre. Olay ne onu söyleyeyim. Şimdi size diye ya da bir adres değerini ekrana basmak için biz %x kullanıyoruz biliyorsunuz. Ama %z diye bir integer muhabbeti var. Yani ben direkt integer olarak basmak istiyorum bir değeri gibi bir muhabbet var. Biliyorsunuz %d 4 byte. %llu muhabbeti var. %llu biliyorsunuz en üstün long int'ti. Lakin 32 bit sistemde 4 byte'lik adresi ben 8 byte'e niye yazdırayım muhabbetinden dolayı kullanamayacağım bunu. Llu. Ayrıca da şöyle bir durum var. Microsoft ortamında, Windows ortamında %llu desteklenmiyor. Belki de en son desteklemiş olabilir 2017'den sonra hatırlamıyorum. Bunu şurada iki tane link bıraktım. Oraları bir araştırırsınız. Visual Studio'nun geliştirdiği, şurası yüzde olacak, ampersand değil. Visual Studio ortamında demişler ki ben 64 bitlik bir değişken, bir değer basmak istiyorsam ki size'de ya da long int bu şekilde basacaksınız. Yüzde I 64 U. Diğer sistemler yüzde Z'yi destekliyor. C99'da efendim? %p neden kullanamıyoruz diye soru var. Kullanabilirsiniz. Ben sayısal değer basmaya çalışıyorum şu an. O sebeple. Yani mesela şu an gösterelim %p'yi ve şuraya 250 şöyle bir değer bastığımız düşünelim. Ve ekrana bastıralım. %p gördüğünüz üzere 16 tabanında yazdı. Ama ben integer tabanında yazmak istiyorum. Böyle bir kullanımım şeyim yok. Ama mesela şu hangisindeydi? Şu linke pardon. Gidersek hemen şöyle. Evet. Bakın %ZU bir de ayrıyeten bakalım burada mı? Evet. %ZU burada da. Bu da onu %ZU anlatmış. Yani %Z parametresiyle ZD, ZU böyle seçeneklerle evet şurada ZU, ZX, ZD ile ben decimal gerçekten de 64 bitlik bakın size d türünden bir değeri basıyorum. Şu an ben size d türünden bir değeri basabilmem için bir if else yapmam lazım. 64 bitlik bir sistemdeysem %llu ile bas. %llu desteklemiyorsa ve Windows'daysam %i 64u diye bas gibi bir ayar yapmam lazım. C99'da %z geldi ama Visual Studio bunu yani MSVC, Windows'un şeysi bunu desteklemedi. Ama o yazıda az önceki attığım linkte bakarsanız 2015 ve sonrasında olması lazım. Desteklendiği iddia ediliyor. Ama ben bir tane proje indirmiştim GitHub'tan. O Linux ortamı için yazılmıştı. %llu yazılmıştı orada mesela C standartına uyulmuş. Ama ben derleyemedim. Yani aslında derledim, warning aldım. %llu, %llu gibi çalışacaktı. Sıkıntılı şeyler çıkabilecekti. Gibi. Buna bir tabii ki burası size aşağıdaki iki link verdim. Araştırma şeyiniz. Şimdi biz adres ve adresi tutacak veri tipini anlattık. Neden pointer'a ihtiyacımız olduğunu anlattık. Şimdi pointer'ı anladık ama ne yapabiliyoruz? Kullanımlarda neler var? Şimdi ona geçelim. Dur bakalım. Evet. Şimdi işaretçi aritmetiği dediğimiz bir olay var. Bunu kullanabiliyoruz. İşaretçi aritmetiğinde bir p pointer'ını p artı artı, p eksi eksi diyerek pointer üzerinden, adres üzerinden işlemler yapabiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? İlk önce makine kodunu azalttığı için hız sağlıyor. Çünkü buradaki p bir adrestir. Adres üzerinden atama yapıyoruz. Yani makine kodunda
Yaptığı tek şey adresi gösterdiği yeri arttırmak. Diğer türlü değişken kullansaydık, değişken lokal alanda stekte ise stekteki değeri ilk önce pushlayıp patlayıp arttırmakla meşgul olacak. Bunun gibi bir hız kaybına yol açacak. Yani bu çok küçük bir şey ama yani sonuçta bize bir efektiflik şey veriyor. Mesela gömülü sistem geliştiriyoruz. Burada önemli bir şey. Ama modern derleyiciler optimizasyon açılsın ya da açılmasın belki. Sizin değişken yazdığınız kodu pointerlı hale getirebiliyor. İşaretçiler dizisi kullanıyoruz. Bakın şurada şu örnek daha iyi. Şunun örneğini yapacağımız için şu an anlatmıyorum. Char names demiş. Yıldız köşeli parantez. Ve oraya 4 tane isim yazılmış. String sabitler biliyorsunuz. Bunlar kaynak kodda string sabitler olarak buraya yerleştirdiğinizde string sabitler diye geçiyor pardon. Ve bunların yerine adres dönüyor. Adres döndüğü üzere de names burada bir dizi. Neyin dizisi? İşaretçiler dizisi. Zara Ali, Hine Ali, Nuha Ali, Sara Ali'ler bir string içerisinde atıyor derleyici onun yerine oraya bir adres koyuyor. Yani integer 5 koyduğunu düşün. Yani oraya sadece 5 koyduğunu düşün. 4 koyulduğunu düşün. Sara Ali yerine, çift tırnak Sara Ali yerine belleğe ayırdığındaki bir adresi oraya koyuyor. Ve işte diyelim 5 milyon bilmem ne, 4 milyon bilmem ne. Tabi bunlar sırayla olacak belki. Buraya koyacak. Ve char yıldız names dediğimizde bu pointerlardan oluşan bir diziden bahsediyoruz. Ve kullanımına bakın. Names i dediğimde bir for döngüsünde tek tek bunlara erişebiliyorum. Names 0 dediğimizde Zara Ali'ye, names köşeli parantez içerisinde 1 dediğimizde Hina Ali'ye erişebileceğim. İşaretçinin işaretçisi gibi bir kullanımlar var bazı yerlerde. Bunu C sohbetlerinde ileriki videolarda mesela bağlı listeyi implement ettiğimizde, uyarladığımızda farklı varyasyon şekillerinde uyarlamaları göstereceğiz. Burada mesela init fonksiyonları bakacağız. Nasıl init fonksiyonu yazabiliriz bağlı liste için diyeceğiz. İşaretçinin işaretçisini alan, işaretçi döndüren gibi bazı tanımlarla bunlara değineceğiz. Fonksiyon işaretçileri var. Fonksiyon işaretçileri bir C'de yazdığımız fonksiyonu tutan, onun üzerinde işlemler yapan, oradan çağıran işaretçilerdir. Kullanımı şu şekilde prototip olarak görürseniz. Int yazıyoruz. Parantez açma kapama işareti içerisinde yıldız fb diye bir fonksiyon pointer'ın ismini yazıyoruz. Diğer parantez açma kapama içerisinde ise fonksiyonun almak istediği parametreler. Hani hangi fonksiyonu ben gösteriyorsam o fonksiyon mesela int alan fonksiyonsa buraya int. İşte int alan bir fonksiyonsa yani iki tane parametre alıyorsa int virgül int diyerek bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bir de dinamik bellek yönetiminde kullanıyoruz ki işaretçileri bunu bir sonraki videoda ya da iki sonraki videoda anlatacağım. Evet. Önemli bir konu. Şimdi bu linkin üzerine gidiyoruz. Bir anlatım var. Buraya ben kendim bir daha en baştan anlatmak istemedim. Ha şurada varmış olay. Evet. Buradaki olay şu. Hemen siz bu linki bir şeyden bunu PDF olarak paylaştığımızda zaten alırsınız. Ben bildiğimden ötürü şöyle kopyalayarak ilerleyeceğim. Bakın şöyle bir kullanım var. Bu kullanım ne? 3, 4, 5 elemanlarına sahip bir dizi oluşturduk. Ve bu dizinin A isimli dizinin adres tuttuğunu biliyoruz. Ve bu A isimli diziyi PTR diye bir pointer atıyoruz. Burada hiçbir sıkıntı gözünüze çarpıyor mu? Hayır. Niye? A integer bir dizidir. Adresi tutar. Integer bir pointer'a adres atadık. Peki ben printf ile PTR üzerinden A elemanlarına erişmek istiyorum. Nasıl yapmam lazım? Integer olduğu için %D diyorum. PTR bildiğiniz sıfır. Sanki A'ymış gibi. PTR eşittir. PTR 1 diyerek de birinci indeksindeki elemana erişebilirim. Şuraya da 1 diyorum. Mesela ekranı şu an ne yazacak? Eğer derlerinde hata vermezse 3 ve 4 yazacak. Bakın 3 ve 4 yazdı. Yine PTR 2 diyerek de ikinci indeksindeki yani üçüncü elemana erişebilirim. Peki ben ya sağdan A'dan erişiyorsam niye ben burada PTR kullandım ki diyecek olursanız ben bir fonksiyon yazacağım. Bir diziyi ekrana basan fonksiyonu yazmış olacağım. Yani hep main fonksiyonunun içerisinde yazmayacağım ya böyle şeyleri.
Mesela void olsun print array diye bir fonksiyon yazdım. Print array fonksiyonu bana bir dizi geçireceğini öğret, şey yapsın, göstersin. Integer p dedik ve dizinin kaç elemanlı olduğunu biliyorsunuz. Pointer üzerinden bir dizinin kaç elemanlı olduğunu tutamam. Çünkü pointer sadece ve sadece başlangıç adresini tutuyor. Bir de int l diyorum bu sefer. Şimdi buraya bir ben for döngüsü oluşturursam. For döngüm şuraya da integer i diyelim. Şöyle bir kullanımdan bahsetmek istediğim için de farklı bir kullanım olsun diye şöyle implement edeceğim. Bakın şuraya i eşittir 0 demedim. Çünkü bu for döngüsünde ilk çalıştırılacak kod şurasıydı. For döngüsü çalışırken ve for bittiğinde burası çalışmayacaktı. Lakin çalıştırmaya gerek var mı? İ eşittir 0 dediğim için şuraya bir daha yazmama gerek var mı? Yok, zaten i'nin değeri 0 gibi. Böyle bir kullanım. Şuraya alıyorum şimdi şu satırı. Ve bakın burada p pointer'ına yazacağım. A diye bir dizim yok burada. Gördüğünüz üzere. Yani pointer kullanımını şimdi main'in içerisine gidince ya A diye dizim var. A'dan erişsene diyebilirsiniz. Bakın şu an ben fonksiyonu yazacağım. Peki niye fonksiyonu yazacağım? Ya düşünsenize burada benim projem var. Akıyor. Şuradan burada hep gidiyor. Ya ben burada sürekli bir for'la bilmem neyle kod mu şişireceğim? Bir tane fonksiyon yazarım. Fonksiyondan çağırırım. Birkaç yerde eğer ekrana bastıracaksam sadece bu fonksiyon ismini çağırmış olacağım. Şimdi print array diyerek ne yapıyorum? İlk önce a'yı veriyorum. Sonra a'nın kaç elemanlı olduğunu veriyorum. Şunu da siliyorum bakın. Gördüğünüz gibi a'yı verdim. A'nın kaç elemanlı olduğunu verdim. Ve ekrana bunun sırasıyla elemanlarını yazacağını düşündüğüm bir şey. Peki ne yazdı ekrana? 3, 3, 3 yazdı. Niye çalışmadı? Çünkü ben P0 demişim kopyalarken. PI dememişim. Çünkü burada değişken olarak arttırdığım tüm elemanların tek tek uğraştığım şey PI. Bakın burada PI dediğimde 3, 4, 5 kullandı bu sefer. Şimdi burada bir kötü durum var aslında. Kötü durum şu. Kardeşim senin elinde zaten bir pointer var. Pointer varsa ben pointersız bu işi de çözebilirim diye bir bakış açısı yapabilirim. Mesela nasıl? İ'yi kaldırdım. Şöyle bir şey yapabilirim. Tabii biraz spesifik örnek olacak ama yavaş yavaş da böyle şeylere girmek lazım. Şimdi T şurayı da art, şeyi de art, şey yapıyorum. Şurada da tek tek yazmak istediğim için hani şeyi göstermek adına P artı artı diyorum. Hatta şöyle diyelim. Evet. Hadi böyle diyelim. Şimdi burada ne yapıyorum? P'nin bakın artı artı sağ tarafta olduğu için ilk önce P'nin içeriği ekrana basılacak. Sonra P pointer'ı artı artıyla arttırılmış olacak. Burada P'nin içeriğini arttırmak istersem şöyle kullanım yapmam gerekiyordu. Ama ben P pointer'ını arttırdığım için bu şekilde yapacağım. Şimdi peki bu for döngüm nerede durması gerektiğini nasıl bileceğim? Tabii ki L sayımla. Yani ben şurada tabii bunu artık for yazmaya gerek kalmadı. While yazarak çözebilirim. Eksi eksi L eksi eksiyle bu işi çözerim. L eksi eksiyle nasıl çözeceğim? Çünkü L'ye eleman sayısı verilmişti. 3, 2, 1, 0 diyerek de ben bu işi burada halletmiş olacağım. 0 olduğunda döngüden çıkacağı için 3 tane elemanı ekrana bu basacak. Burada ne yapacaktı? P pointer'ın içeriğini bastırdı ve P artı artıyla ne olacağına bakalım. Bakalım ekrana bastırdığımda 3, 4, 5. Şimdi soru şu. Biliyorsunuz ki hatta şu soruya geçmeden önce burada P artı artı değil de içeriğin değil de P'nin kendisini bastıralım. Sonra bir bakalım. Bakın P artı artı aslında P'nin ilk başlangıç adresini sonra bir fazlasını sonra bir fazlasını yazdırması lazımdı. Adres olarak basıyoruz şu an içeriğin değil. Peki bakın son basamaklarına bakın. 52, 56, 60. Büyüteçle gösterirsem 52, 56, 60. Yani aradaki fark ne? 4, 4 artmış gördüğünüz üzere. Tabii bunu %d ile dediğim gibi basmak sıkıntı değil. Sıkıntı pardon. Benim için şu an sıkıntı değil. Çünkü adresine baktığımda zaten küçük değerler şu an. Yuvarlasa bile benim için problem değil şu an. Gerçek değeri yansıtmayabilir. Sadece son basamaktaki değerlere bakıp size yorum yapıyorum. Son basamak değerleri bir daha baktığımızda arada 4 fark olduğunu gördük. Peki ben P artı artı dedim. İlk derslerde, ilk sohbetlerde dedim ki P artı 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 operatörü 1 arttırır.
Peki ben pointer'da p artı artı deyince niye 4 arttı? Çünkü bu p pointer'ım integer bir pointer ve işte pointer aritmetiği dediğimiz olay da bu. P artı artı dediğimizde int kadar arttır. Int kadar adresimi arttır demek. Niye? Çünkü p'nin kendisi başlangıç değerinde o integer dizinin ya da integer bir değişkenin başlangıç adresini tutuyordu. Ben p artı artı dediğimde 4 byte'lık alana atlamam lazım ki bir sonraki integer değerinin yerini göstereyim. Çünkü integer 4 byte'lık yer kaplıyorsa p artı artı deyip de ikinci byte'ına geçmemem lazım mantıken. İşte şey aritmeti, pointer, işaretçi aritmeti bize bunu sağlıyor. Bakın az önceki kodla şu kod arasındaki farka. Ben hatta şunları da sileyim. Bakın aradaki farka. Hatta şunu da sileyim. Tabii burada önemli olan kodu ne kadar düşürürsen o kadar iyidir imajı vermek istemiyorum. Sadece sadeliğe bakın. Bir for döngüsünde L diye, i diye bir değişkenim yok burada. Normalde ne vardı? I diye değişken vardı. L diye bir değişken vardı. Bir kontrolüm vardı gibi gibi gibi. Ben burada sadece bir kontrolle işi halledebiliyorum. Ve pointer'ı arttırarak burada görüyorsunuz kullanıyorum. Peki burada ben a artı artı diyebilir miydim? Hani biliyorsunuz işaretçiler işte artı artı yapabiliyoruz. Bir fazlasını gösterebiliyoruz. Peki a dizisini artı artı yaparsam ne olur dediğimizde gördüğün gibi artmaz. Çünkü a sabit dizidir ve sabit diziler pointer değildir. Bu adres gösterebilir pointer gibi ama bu sabit dizidir. Böyle bir tanımlama yapmıştır. Başka bir adresi tutamaz daha. Başka bir adresi tutamadığı için a artı artı dediğim şey aslında a artı 1 ya da integer olduğu için a artı 4'tür diyeceksiniz. Tabii a artı 1 dediğinizde durum aslında 4 byte artar. Bakın şu değeri a'ya atamaya çalışıyorsunuz. A yeni bir adresi göster diyorsunuz. Halbuki böyle bir şey yapamaz. A sabit dizidir. Bir pointer değildir. Şey aritmetiği bu. Pointer aritmetiği şuradan anlattığımız ötürü. Şimdi şu olayı bir daha geri dönelim. Bir diziyi point ediyordu gördüğünüz gibi bir integer p. Şimdi peki şu kullanım nedir? Ona bir bakalım. Şimdi bu kullanım, ha ikinci dalı anlatayım. Şu alt tarafta dursun. Şimdi ben dedim ki integer yıldız p dediğimde bir pointer tanımlamış oluyoruz. Ben bir buna bir değeri göstereyim ya da göstermeyeyim. Ben akışımda bir yerlerde kontrol etmek istiyorum. Yani başarılı ya da başarısız durum mesela kontrol etmek istiyorum. Bir fonksiyon yazdım. Fonksiyon bana diyelim pointer dönüyor ve gerçekten de başarılı döndü mü dönmedi mi bir şekilde kontrol etmek istiyorum. İşte bunun için biz null'ı kullanıyoruz. Null diye bir değer. Bu null değer nedir? Tahminen eğer düşünüyorsanız, düşünmek istiyorsanız daha doğrusu sıfır değerine atanmıştır. Niye sıfır değeri? Çünkü bir deseniz RAM'in birinci bölgesi var. 5 deseniz beşinci bölgesi var. 500, 600 bilmem ne deseniz yine değeri var. İşte sıfır deseniz de bir değeri var ama programcılar zamanında bu dil yaratıcıları, oluşturucuları demişler ki ya bir değer olsun, özel bir değer olsun. Bununla alakalı bir kontrol sağlayalım. O değer de sıfır demişler. RAM'in başlangıç değeri, başlangıç adresi yani sıfırıncı indeks yani sıfır bize erişilemeyen bir bölge olsun ve kodun herhangi bir bölgesinde başarısız durumu ifade etsin. Ya da bir değer atanmadı. Bu bir değeri bir adres bölgesini temsil etmiyor bize göstersin. İşte aslında int eşittir sıfır ya da null dememiz bunu gösteriyor. Yani ilk değer atamasında nasıl bir dizinin tüm elemanlarını sıfır yapıyorsak, int x eşittir sıfır diyerek bir başlangıç değer atamasında sıfır yapıyorsak, p'nin boş olduğuna dair ya da bir şey göstermediğine dair ilk atama null'dır. Peki ben null diye atamazsam bunun ilk değeri ne olur? Biliyorsunuz ilk sohbetlerden söyledik, çöp değer alır. Çöp değerini almasını istemediğimiz için null atıyoruz. Eğer aşağıda bir şey yerde kullanmıyorsak. Şimdi null'ın muhabbeti buydu. Bakın burada değişik bir kullanım yapılmış pointer'la alakalı. Burada ptr yıldız böyle parantez içerisine alınmış bir dizi operatörü kullanılmış ve tüm elemanlarına null atanmış. Buradaki kullanım şu arkadaşlar. Bakın şuradaki örneğe bakarsan ilk önce şuradan ilerleyelim. Bir az önceki örneğe benzer bir pointer to an array yani bir pointer'a kestirecek, işaret edecek bir
bir i eşittir 0 denmiş. A'ya B'nin adresi geçilmiş. Yani B'nin adresi A'ya geçilmiş. Ya da direkt A'ya B atanmış diyebilirsiniz. Peki burada ne olmuş? İ eşittir 0. İ 5'ten küçük olana dek i artar da diyerek şöyle bir işlem yapılmış. Şimdi şu işlemi, hatta şu kodu alayım. Bu işlemi de öğretmiş olayım, göstermiş olayım. Olayın ne olduğunu göstermiş olalım. Evet. Tabii ki şu an ben C89 dediğim için ayarlardan, pardon, C90 dediğim için şu slash slash'ı derlemedi. Çünkü bu C99 ya da C++ özelliğidir dedi. Bakın şu an ise çalıştım. Eğer siz de böyle hata alırsanız büyük ihtimal standart sürümüyle alakalı, aktif standartla alakalı bir şey. Şimdi ilk önce bir ekrana basalım isterseniz. Ekranına basıyor. Bakın B'nin elemanlarını sırayla 1, 2, 3, 4, 5 diye bastı. Koda bakalım. İlk önce şurada bir atama işlemi var. Bunu biliyoruz. Şuradaki normal tanımlama işlemleri. Burayı anlatmamıza gerek yok şu an. Sadece şunun kullanımına bakacağız. Bakın atama yaptıktan sonra şöyle bir şey olmuş. A'nın içeriği, biliyorsunuz A'nın içeriğidir bu yıldız. Peki A neydi? Bir pointer ama bir de array pointer. Yani ikili bir yapı. O zaman A'nın içeriği demek aslında yine bir adres. Çünkü bir dizide tutuyorsa, dizinin bir pointersa, bir dizinin şeyini adresini gösteriyorsa, bunun içeriği de bir adrestir. Yani iki boyutlu dizi gibi düşünün. Peki bunun içeriği bir adresse artı i diyerek, yani artı i diyerek nedir? Artı 1, artı 2, artı 3 diyerek neyi gösterecek aslında? Hafızada artı 4 byte ilerisini, artı 8 byte ilerisini, artı 12 byte ilerisini göster diyecek. Peki bunu gösterirken ne ekrana yazacak? Adres yazmayacak. Onun da içeriğini yazdırmak için yıldız kullanmışız. Peki şurada nasıl bir kullanım yapabilirdik daha farklı? Hani daha iyi göstermek adına. Şey kullanabilir miydik diye bakıyorum. Köşeli parantez. Hayır, çünkü adres üzerinden gidilmemiş. Neyse, bu şekilde kullanılmış. Bakın. Peki bunu B değil de adres değil de B deseydim ne olacaktı? Bakın yine çalıştı. Niye? Çünkü ben ne dedim? B zaten bir adres tutuyor. Bu yüzden B'nin adresi gibi bir olaya girmeye gerek yok. B ve B'nin adresi kendisine eşit olan bir şey zaten. Kafa karıştırmasın diye sildim. A'ya B atanmış. Yani şu olaya A atandığında aslında yapılan şey şu. Sanki tüm elemanları, adresleri tek tek şuraya atanmış anlamına geliyor. Bakın şunu sildiğimde ve ekranın %D ile alt alta yazdırdığımda bakın ekrana ne yazacak? 28, 32, 36, 40 ve 44 olarak arada 4 byte yer 4 byte farkla ekrana yazdırmış olacak değerleri. Niye? Çünkü integer dizi B'nin adresi, başlangıç adresi neyse diğerleri artı 4, artı 8, artı 12, artı 16 olarak ekrana basacak. Bunun tabii ki ayrıntılı kullanımını bu siteye slide'a attım. Araştırıp kullanabilirsiniz. Bir de dizinin adresi, pardon, işaretçinin dizisi var. İşaretçinin dizisi kullanımı da bu şekilde. Yine bu örneğe bakalım, bir de kopyalayalım. İşaretçinin dizisi örneği ne oluyor diye. Bakın burada atama yaptığımız şey B'nin tüm elemanlarını, adreslerini direkt bir pointer atamaktı. Şimdi buradaki olay ne? Bakın burada fazla bir espri yok aslında. Bir array oluşturuyorlar. Bir integer değişken ile farklı bir kullanım. Bakın bir parantez içerisinde yok burada. Bir işaretçi dizisi oluşturuyorlar. İşaretçi dizisi nedir? Mesela şöyle dediğimde ne olacaktı? Integer bir dizi olacaktı. Peki ben integer yıldız dersem ne olacak? Integer yıldız dizisi oluşturulmuş olacak. Gördüğünüz üzere. Bakın şöyle bir daha şurada göstereyim. Mesela integer x dediğimde ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Integer bir değişken diyorduk. Peki integer x 5 dersek ne yapıyorduk? Ne diyorduk? Integer 5 elemanlı bir dizi diyorduk. Peki integer yıldız dersek, biliyorsunuz bu yıldız olayı bunundur. Yani şu tip, şu şekilde bir tiptir bu. Ne olur? Integer yıldızdan bir dizi. Yani pointer dizisi anlamına gelir. Şimdi burada ne var? Dediğimiz gibi bir pointer dizisi var. Pointerlardan oluşan bir dizi. Peki bu pointerlara tek tek nasıl erişiyoruz? Bir dizi olduğundan dolayı ptr 0, 1, 2, 3 diye erişiyoruz. Onda da bir sıkıntı yok. Peki bunlara ben ne atamışım? Yukarıdakine örnek olsun diye, direkt atama değil, yukarıdakine örnek olsun diye tek tek
şu dizinin elemanlarının tek tek adresini buna atamışım. Sadece örnek olsun diye. Farklı şekilde kullanılabilir yani bu. Yukarıdakinin tuhaflığıyla alakalı bir durum var. Yani tüm elemanlarını şu şekilde ekrana bastırmak istiyorsanız bir pointer'da bu şekilde kullanmayın, diğeri gibi kullanın demek isteniyor yani. Eğer tabii yazdığınız koda bağlı olarak. Tek tek adresi buna atandı. Zaten diğerine bakarsanız PTR-E. Yani bakın burada bir diziye erişimi var şu şekilde. PTR biliyorsunuz bir işaretçi dizisiydi. Dizinin elemanlarına erişiyorum. Bana işaretçi dönmesi lazım. Yani adres dönmesi lazım. O adresin içeriğini ekrana basıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu da tabii ki 1, 2, 3 diye ekrana basacaktır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Yani şuradaki boşlukların gördüğünüz gibi hiçbir önemi yok yani. 2, 3 boşluk olmasın. Burada void main denmiş. Siz void yapmayın. Integer yapın. Gördüğünüz gibi şöyle yapın. Belli ortamlarda derlenmezse niye derlenmedi diye şey yapmayın. Ama en güzel kullanım bence şu. En güzel kullanım bence bu. Niye? Bakın ben string sabitleri buraya yazdım. Amit, Amar, Ankit, Aksin diye. Ve bunlar bana bir adres döndü. Adres döndü diye şöyle bir değerler yani biliyorsunuz sayısal değerler. Derleyici bana döndürdü bunu. Ve bakın şu çar yıldız neydi? Bir işaretçi. Yani bir adres tuttuğuna dair bir şey söylüyor. Bunlar da adresti. Adreslerden dizi oluşturdum. Bu kadar. Adreslerden dizi oluşup biliyorsunuz bu çar yıldız olduğu için string işlemi yapabiliyorum. Yani names'i bir adres döndürecek ama zaten bu benim işime yarayan bir adres. Yani %S ile ekrana bastıracağım bir adres. Bunu da bastırdığımda Amit Amar Ankit Akil diye ekrana bastıracak. Şu şekilde derlendiğini göstereyim. Çok kısa geçiyorum. Yani çünkü işaretçiler çok derya bir şey. Sadece nasıl çalıştırıldığını, nasıl parçaladığımı, size nasıl anlattığımı odaklanın. Siz de en baştan bunları tekrar ettiğinizde zaten çok iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir de fonksiyonlara geçelim. Şimdi fonksiyon dizisi muhabbetine geçelim. Sonra da sorular var. Sorulara geçmiş olur. Zaten soruların çoğunu size ben paslayacağım. Şimdi fonksiyon nasıl yazıyorduk? Mesela void olsun, eft olsun bir şey de almasın parametre olarak böyle yazıyorduk. Ve ben burada eft diye çağırıyordum. Değil mi? Peki ben bir fonksiyon daha yazmak istiyorum. G diye. Evet. Bu da printf. Ben f'im ile alakalı slash yani keşke puts kullansaydım. Neyse. Bu da g ile alakalı bir şey olsun. Tire-funç diye bir şey var ama onu yazmayacağım şu an. Göstermeyeceğim. Sonraki olaylarda gösteririm. Şurası da int. Şimdi ben biliyorsunuz f ile g'yi çağırırsam burada. Şurada. Ve g'yi ekrana f ve g diye yazacak zaten. Güzel. Peki ben bunları pointer'la çağırayım. Yani böyle bir mekanizma kurdum. Bir olay döngüsü kurdum. Güzel bir kod yazdığımı düşünelim. O yüzden de bir pointer'la çalıştığımı düşünelim şu an yani. İleriki bir örnek hayal edin şu an. Bana pointer'a bir fonksiyon atıyorsun. Ben sadece o pointer'ı kullanarak işlem yapıyorum gibi bir şey düşünün. İlk önce benim fonksiyon pointer oluşturmam lazım. Fonksiyon pointer bunların tipinde olsun diye. Az önce anlattığım şekilde bir kullanım yapıyorum. FP olmayabilir. Şu an Enes diyorum ismine. Fark etmez yani. Ve şu şekilde tanımlıyorum. Bakın. Bu bir fonksiyon pointer'dır. Nasıl az önce integer pointer varsa bu da void geri dönen bir şey almayan parametre olarak bir şey almayan fonksiyon pointer'dır. Gördüğünüz gibi Enes'e de F'yi atıyorum. Peki niye F'nin adresi demedim? Diziler gibi düşünün. Nasıl dizileri ben adresiyle erişme muhabbetinde gerek yok. Onlar zaten adres tutuyorsa fonksiyonlarda etiket tutuyor, adres tutuyor diyebiliriz. Şimdi ben Enes'i çağırıyorum. Enes'i çağırdığımda ekran ne yazacak? F yazacak. Çünkü şu an Enes'e F atanmış. Peki aynı şekilde Enes'e G atandığında ne yapacak? F, G yazmış. Peki bunun aslında güzel kullanımı nasıl olabilir? Yani ben niye bunu kullanayım? Tabii bu şekilde de kullanılabilir ama peki ben fonksiyondan şöyle bir dizi oluştursam. Evet. Fonksiyondan şu fonksiyon bildiriminden bir dizi oluşturmak istiyorum. Ama diziyi nasıl oluşturduk? Ya da ilk önce şöyle yapayım daha da güzel olsun diye. Şimdi tipdef vardı biliyorsunuz. Tipdef neydi?
kendim bir veri tipi oluşturuyordum, değil mi? Ben şimdi veri tipi oluşturmak istiyorum. Mesela integer x dediğimde ne oluyordu? Integer x'ten yani integer bir değişken oluşturuyordum. Peki type def int x dediğimde ne oluyordu? Artık x gördüğüm yerde de int gibi işlem yapıyordum. Çünkü artık x bir veri tipim oluyordu. X a dediğimde integer a demiş gibi bir şey oluyordum. Peki ben şunu alıyorum abi. Direkt şunu kullanıyorum. Şimdi ne oldu? NS bir fonksiyon tipi oldu. Şimdi NS'ten ben dizi oluşturuyorum. İki eleman. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Çünkü artık bu benim bir tipim. Tipimle alakalı bir dizi oluşturuyorum. Az önceki konularım biraz daha karışık gidecekti. O yüzden o şekilde kullanmak istemedim. İleriki şeylerde gösteririm. Zaten benim söylediğim kitabı alırsanız orada da farklı varyasyonları var. Şimdi ben ne yaptım? Fonksiyon prototipini, fonksiyon pointer bildirimini, tanımını aldım. Tip def'e koydum. NS artık bir tip oldu. Ne? Void geri dönen, bir şey almayan bir fonksiyon tipi. Bu tipten de iki elemanlı değişken oluşturdum. Bu iki elemanlı değişkende de ilk değer ataması yapıyorum. F, G. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir for döngüsünde C99 dediğim için integer for içerisinde tip değişken tanımlayabilirim. Int i eşittir 0, i küçüktür 2, i artar. Şimdi bunun içerisinde ben x'e dizi olduğu için i'sine erişip bu bir fonksiyon olduğu için de şu şekilde çağrım yapsam. Değerlenir mi? Değerlenir. Çalıştığında ekranına yazar f, g. Peki bu ne amaçlı kullanılabilir? Düşün, 100 tane fonksiyonum var. Ve bunların diyelim sırayla çalışması lazım ya da farklı şekilde çalışması lazım. Ya da bazı durumlarda aldığım bir duruma göre farklı şekilde çalışmasını istiyorum. Bir kontrol etmek istiyorum gibi. Bunu ben böyle diziler atsam ve bir döngüyle tek tek çalıştırsam gibi muhabbet yapsam çok hoş olur. Neye göre? Alt alta fonksiyonları çağırmak yerine. Tabii ki genelde o şekilde de kullanım için başka çözümler var. Ama gördüğünüz gibi bir for ile benim C kodunda yazdığım fonksiyonları şu şekilde çağırabiliyormuş. Şimdi gelelim hem de yayınımızın sorulara. Sorular derken Emir kardeşimizin hazırladığı sorular bunlar. Bazılarına bakacağız beraber. Bazılarını da size paslayacağım. Yine anlamadığınız yer olursa Discord'dan ulaşabilirsiniz. Ama bizim önerimiz Telegram gruplarımızdan yazmak. Telegram kanalında da duyurulardan bu sohbetlerin ne zaman olacağıyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Eğer takip etmiyorsanız. Şimdi burada bir swap fonksiyonu yazılmış. Swap biliyorsunuz bir iki tane değer varsa karşılığını değiştir gibi. Şimdi integer a, integer b almış. Burada da parametreyle vermiş. İlk C sohbetlerinden bunu anlattığımı düşünüyorum. Bu şekilde değerlendiğinde a ile b'nin, main içerisindeki a ile b'nin yerleri değişecek mi diye bakacaktık. Şimdi okuyorum. Değerleyeceğim ben. Int main'den başladım. Int a eşittir 5, b eşittir 10 dendik. Swap fonksiyonuna a ile b'yi göndermişiz abi. Gönderdik. Void swap int a virgül int b. Gördüğünüz üzere. Peki burada ne olur? Swap fonksiyonuna gönderilen a b, swap içerisindeki a b'ye atanır. Kopyalanır bildiğiniz. Yani artık bağımsızlaşır. Integer x dediniz, integer y dediniz, y eşittir 5 dediniz, x eşittir y dediniz, x'e herhangi bir değer atamakla y değeri değişmeyecek. Aynı bu durumda buradaki a ile b'nin kombinasyonluk değişmesi ya da ne bileyim içeriğine değer atılması buradaki a ile b'yi değiştirmeyecek. Ekranda ne olacak? %d boşluk %d slash n'le a ile b'yi bastırmış. A neydi 5, b neydi 10 diye ekrana basacak. Peki bu ne diye çağrımda geçiyor? Bakın call by value yani değer ile çağırma diye geçiyor. Şimdi call by reference ya da pointer diyebiliriz buna. Çağırmakla ne oluyor? Bakın burada swap fonksiyonuna a'nın adresi, b'nin pardon swap fonksiyonuna bir integer adres, bir integer adres diye iki tane farklı integer adres alıyor. Ve bunları değiştirme algoritmasıyla bir temp ile ikinci temp atıyor. Temp'e atadığı değere
eziyor başka bir değerle. Sonra o ezdiği değeri temteki değeri atayarak değiştirmiş. Takas işlemi yapmış oluyor. Peki main fonksiyondaki başlayalım şimdi nasıl yapıyormuş? Integer a eşittir 5, b eşittir 10. Swap fonksiyonuna a'nın adresini ve b'nin adresini gönderdiğinde artık swap fonksiyonu a ile b'nin içeriğini erişebildiğinden dolayı değiştirebilir a ile b değerlerini diyebiliyoruz. Burada da takas işlemi yaptığından dolayı da içeriğinin algoritmasına siz kendiniz odaklanırsınız bilmiyorsanız. A ile b'nin yerleri değişeceğini söylüyorum. B ekranına 10 boşluk 5 basacaktır. 5 boşluk 10 basmayacaktır. Şimdi const muhabbeti vardı. Tabii bunu yazalım. Bir örnek olarak yazalım şeyde olsun. Burada bir fonksiyon var. Const olarak alıyorum. Ya da yazmıyorum. Şey olarak göstereyim. Şimdi fonksiyon const int yıldız p almış. Ya da gösterelim ya yazalım daha güzel olur. En azından bir tane örnek. Şimdi orada ne vardı? Void f vardı diyelim. Const int ne almış? Yıldız p almış. Tabi bu sırada siz bu kodun derlenip derlenmeyeceği ile alakalı bir çıkarımda bulunun. Bir de burada const int var. Int i eşittir 5 diyelim biz. Sonra fonksiyona adres atanmış. Şimdi biz ne yapıyorduk? Const dediğimiz şey değiştirilemez bir şeydi. Ve değiştirilemez bir şeyin adresini değiştirilemeyecek adres olarak bir fonksiyonda almışım. O zaman derlediğimde ne yapar bana? Derleme hatası verir. Çünkü niye abi? Sen ya const intmişsin abi. Niye derliyorsun? Yani böyle bir şey yapamazsın. Yani değiştiremezsin demiş. Peki şöyle bir şey yapsak. Şurayı const'u kaldırsak. Ne olur? Bakın derlendi. Değerlendiği gibi de sadece bir warning vermekle, uyarı yapmakla geçiştirdi. Yani ben peki uyarıyı da kaldırmak için casting yaparsam ne olur? Integer yıldıza dönüştür diyerek bir olay yaparsam ne olur? Buradaki p biliyorsunuz const değil artık. Const olan bu. Derleyici anlar bunu zaten. Runtime mekanizması ile alakalı bir durum değil. Burada bir durum yoksa, burada da yani constluk iyilik bir durum yoksa daha bundan sonra burada artık P'ye topu atmışsak, P'de konsol olmadığına göre içeriği değişir. Bakın değerlendi. Ekranında çalıştığında bir şey bastırmadık ama onun içeriği değişti. Tabii ki kullanım olarak yapmayın. Evet, yine aynı şekilde bir sonraki durum benim anlattığım muhabbetmiş. Bakın bu sefer constInt diye fonksiyona geçirilmiş ama const yazılmamış fonksiyon. Burada bir uyarı verir. Tip casting yapılmadığı için. Sonra değişir. Fark etmez. 99 olarak ekrana basacak. Bu örneğe bakalım. Bu örnekte ne var? Main'den başlıyorum. Bakın karmaşık gelmesin. Direkt main'den başlıyorum. Şöyle büyüteyim ekranı. Evet. 5 elemanlı bir dizim var. 1, 2, 3, 4, 5 diye. ARR isimli. Bunu P pointer'ına atmışız. Char yıldız diye atmışız. Dikkat edin. Char yıldız. Ve integer i eşittir 0 diyerek i eşittir 5, i artı artı diye printf yıldız p diye ekrana basmışız. Yıldız p olarak ilk başta ekrana ne basar? 1 basar, 2 basar, 3 basar, 4 basar, 5 basar mı diyeceğiz? Bakacağız. P'yi p artı 4 arttırmış. Tamam. Ne dedik? Çar 1 byte'lik işlem yapardı. Ve bu yüzden de p'yi 4 4 arttırırsak sanki integer atmış gibi düşünebiliriz. Şimdi bu koddaki yanlışlıkları şey yapalım. Evet bu kod ekrana bazı sistemlerde 1, 2, 3, 4, 5 diye basar. Lakin bazı sistemlerde bu kod bu şekilde çalışmayacak. Hemen anlatalım. 1. Burada 4 kullanılmış. Integer 4 olmayabilir. Yani burası size of int olsa belki bu problemi çözmüş olacağız. Burası ikilik olan bir sistemde olabilir. Yani bazı sistem var demiştik. Integer 2 byte. O sisteme göre bu patlar. Bu sistem. Başka ne olabilir? Sıkıntı gördüğümüz yer. Şu yıldız p ile biliyorsunuz tamam bu çarı biz 4 4 arttırıyoruz ama ben buraya bir adres veriyorum yıldız p diye. Ekranda ne basar? 1 byte'lık mı basar? Hayır 1 byte'lık basmaz. Yine 4 byte basar. Niye? Çünkü burada da printf çalışıyor. Printf abi %d ile şu virgülden sonra parametreyi aldığı herhangi bir adresi kendi içerisinde ben bunu integer olarak basmak istiyorum der ve onu integer olarak basar. Hiçbir şekilde sen buraya çar yıldız adres de versen 1 byte olarak işleme girmez. Ama sen bunu yıldız p'yi çar
çalıştıracak şekilde bir hani eşittirle şurada printf'in üzerinde yıldız p eşittir 257 deseydim tabii ki orada bir sıkıntı olacak. Peki ekranda bu gerçekten de 1, 2, 3, 4, 5 mi basar her sistemde? Yine hayır mı evet mi diyeceğiz. Her sistemde 1, 2, 3, 4, 5 diye basar. Eğer şurası %D değil de char için bir tip olsaydı. Yani şurada printf'in bir üstünde char D deseydim, bir değişken oluştursaydım char'dan. Char D eşittir yıldız P deseydim. D'yi ekrana bastırsaydım. 1, 2, 3, 4, 5 diye mi basar diye düşündüğümde her sistemde basmaz. Çünkü integer 4 byte'tır ve RAM'e aktarılırken ilk adres o 4 byte'lık adresin neresidir? Bu sistemden sisteme Big Endian ve Little Endian diye geçiyor. İnternette araştırın ve görün. Bazı sistemlerde 1, 2, 3, 4, 5 diye basacak. Little Endian sistemlerde ki bizim bilgisayarımız Little Endian ve 1, 2, 3, 4, 5 diye basacak. Ama Big Endian muhabbetinde 1, 2, 3, 4, 5 değil 0 basacak. Çünkü 1 dediğimizde 4 byte'lık alanın, integer 4 byte ise konuşuyorum, 3 byte'ı 0, 1 byte'ı 1 olacak. Bu yüzden de şuraya char d deseydim olacaktı. Peki printf dediğimde niye olmuyor? Çünkü printf yıldız p'yi aldığı gibi 4 byte olarak işlem yapacağım. Ben %d'yim diye bakıyor olaya. Evet. Bu olay basit. Size bırakıyorum. Az önceki anlattığımız ve bir önceki videolarda anlattığımız mevzu dönüyor. Bu olay zaten ben değindim az önceki olaya. Siz yine bir bakın. Kendiniz bir araştırmaya bakın. Kendiniz tam olarak cevap verebiliyorsanız işi çözmüşsünüzdür. Evet, burada ne var? Bir adres dönen bir fonksiyon var. Fonksiyonun içerisinde scope alanında bir değişken tanımlanmış. Değişkenin adresi dönüyor. Ve integer yıldız p'de, main'den başlıyorum şimdi. Integer yıldız p null atanmış. Fark etmiyor şu an ne atandığı. Çünkü p ezilmiş zaten. P eşittir funç denmiş, çağrılmış. Printf'de de p'nin adresi basılmış. Bu yanlış bir kullanımdır. Neden? Çünkü funç isimli fonksiyonun içerisinde bir stack de tanımlanmış. Onun kendi skobunda geçerli bir değişken tanımlanmış. Integer number 10 diye. Bu fonksiyon bitiminden sonra önemli bir duruma gelmiyor. Fonksiyon bittikten sonra herhangi bir yer erişmemesi gerekiyor. Çünkü stack'e atanmış ve stack'i programın herhangi bir yerindeki her fonksiyon ya da her alan kullanabilir. Ayrı bir dünya değil, her fonksiyona ayrılan bir şey değil. Bir tane stack alanı var ve o kullanıyor. Burada ekrana 10 basabilir ama basmayabilir, hata da alabilirsiniz. O sistemden sisteme derleyicinin stack koruması olup olmadığına göre de değişir. Ama şu olaydan sonra şu kısımda yani p eşittir funç ve printf kısmında stack'le alakalı bir durum olmadığından dolayı ve stack'in nasıl kullanıldığına bağlı olarak derleyiciden derleyiciye değişeceğini varsayarak normal kullanımda ekrana 10 basacaktır. Ama hatalı bir kullanımdır. Kullanmayın bu şekilde. Yani fonksiyondan adres söyleyeceksiniz. Int number malloc ile yani dinamik bellek kullanın. Onu da free etmeyi unutmayın ki sonraki videolarda buna değineceğiz. Evet, şimdi bir tane daha var. Buna bakıyorum. Bunu aynı az önceki mevzular size bırakıyorum bunu. Burada da az önceki fonksiyon pointer'ı anlattım. Bakın burada sadece mevzu neydi? Integer virgül integer diyelim iki parametre alacağı söylenmiş ve p diye bir muhabbet yapılmış. Adres olarak bir şey basılmış ve adres basın. Çağrılma bile yapılmamış. Bunu kendiniz tahmin edersiniz. Evet. Void pointer'ı anlatmadım. Void pointer şudur. Yine bunu siz kendiniz araştırın tabii ki ama biraz da değineyim. Void pointer herhangi bir adresi tutan pointer aritmetiği yapılmaması gereken, çünkü ne kadar byte'lık bir adres tuttuğunu bilmiyor, hangi veri tipi ile alakalı bir durum bilmiyor, boş bir şey. Ben sadece adres tutuyorum diyen bir tiptir. Bazı ortamlar, GCC ortamı, void pointer'daki p'yi aritmetik olarak p artı artı dediğinizde derleyebilir. Sıkıntı yok. Ama standartlarda, C standartlarında böyle bir durum olamaz, yapmayın denir. Ama GCC uymamış. GCC bunu char olarak yani bir byte'lık bir alan olarak kabul etmiş. P artı artı dediğinizde çalışır duruma getirmiş. Ama C standartlarında ve bazı derleyici ortamlarında P artı artı diyemezsiniz. Çünkü void yıldız P dediğinizde ne kadar arttıracağını bilmez. Integer yıldız P deyip de P artı artı deseydik 4 byte artarken, float'ta 4 byte artarken, double'da 8 byte artarken void de yani ne kadar arttıracağını bilmediği için
arttırmaz, hata verir derleme aşamasında. Ama gelecekte bunu bir arttıracağını söyleyerek bir şeye gitmiş. Kendi kafasına göre buyruk takılmış. Evet, şu güzel bir örnek. Aa, bu son muydu? Yok değil. Evet, şu güzel bir örnek. Şimdi bitecek. Sonra sizin sorularınızı alacağım. Integer yıldız P denmiş. Yıldız P'ye 20 atanmış. Sonra printf ekranı yıldız P'yi bastırılmış. Bu güzel bir kullanım mıdır? Çalışır mı? Program derleme aşamasında çalışır ama runtime aşamasında çok değişik şeyler olabilir. Yani çok sıkıntılı şeyler başınıza gelebilir. Çalışabilir de, program çökebilir de. Niye? Çünkü integer yıldız P dediğimizde bir P bir pointer'dır. Çok güzel. Ama nereyi gösteriyor belli değil. O anki stack'te ne hangi bir değer varsa çöp bir değeri alacak RAM'den ve o adresin içeriğine 20 atanacak. Belki o adres işletim sisteminin önemli bir yerini gösteriyor ve 20 atadığında sen buraya yazamazsın diyecek, program çökecek. Ya da işletim sisteminde bir açık var, o an oraya yazabileceğin anlamına geldi diyelim. Sen oraya 20 bastığında geçmiş olsun Türkiye mevzusu dönebilir. Bu yüzden yer ayırmadan böyle bir şey yapmayın. Burada kullanacağınız herhangi bir adres, dediğim gibi sizin erişebileceğiniz adres olabilir. Tabii ki oyunlarda hacking işleminde böyle durumlar kullanılıyor. İşte hafızadaki yerlere bakılıyor. Program işte oyun çalıştığında hangi hafızada neler var diye bakılıyor. Şöyle değişik implementasyonlarla hacking işlemi ya da işte canı arttırma, sonsuz yapma işlemi kullanılabiliyor. Bu da sanırsam son sorumuz. Bakıyorum. Saat ilk başta bakayım. Evet, biraz geciktirmişiz. Bu son soruyu da size bırakıyorum o zaman. Çünkü sizin sorunuzu alacağım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Yine şuraya bir bakayım ne var. Çok fazla bir şey yok. Normal değiştirme algoritması var. Burada da değiştirme algoritması, yani takas algoritması var. Bir de hi bye diye bir tane adres değeri atanmış şeyler var. Sanki takas işlemiyle alakalı küçük bir sorun. Nüanslar var mı yok mu diye yine bakarsınız. Evet. Şunu da şöyle büyük yerine gösteriyorum. Teşekkürler kardeşlerim, beni dinlediğiniz için. Şimdi sizin sorunuz varsa onlara geçiyoruz. Evet. Sol tarafta Discord'da C ya da C tire soru cevap metin kanalında sorularınızı yazabilirsiniz. Şimdi Ahmet, yukarı okuyayım mı, bir şeyler var mı yoksa boş mu geçiyorum? Yeni bir soru bekliyorum. Bir daha bir bakayım ama çok bir şey yok yukarıda. Yani çok yukarıda bir şey yok. En son ne vardı? Emir cevapladı zaten bazısını. O Hı, yüzden tamamdır. sormadım. İşlem önceliği demiş. Kaan Hoca'nın bir sözü var. C'de işlem önceliği diye bir şey yok diye. Bu bizim yazdığımız POSIX işte bilmem ne POSIX nereden çıktı? Ne diye geçiyordum? Bir şey X bir şey vardı ya. Aklıma gelmedi şu an, dilimin ucunda. Yani biz mesela A artı B diyoruz mesela. Artı AB demiyoruz ya da AB artı demiyoruz ya. Biz A artı B kullanma biçimimizden dolayı kendiliğinden zaten bu operatörlerin işlem önceliği çıkıyor. Aslında işlem önceliği mantık önceliği gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Yine ona değiniriz ileriki şeylerde. Sorunuz varsa dediğim gibi genel soru cevabı yazılmamıştır inşallah. Yok, tamam. C soru cevabı yazabilirsiniz. Tabii ki kod analizi yapabiliyoruz. Çok hoşumuza gider. Arkadaşlar da dinler. Pointer konusu birkaç denediğim şey vardı ama ne kadar kullanılabilir olduğunu bilmiyorum. O konuda soru sormam. Tamam, bir dakika gidiyorum. Bekliyoruz. Bu sırada başka sorunuz varsa, evet, teşekkürler Sinan. Infix, postfix, prefix muhabbeti. Aslında her üçünde de şu Sinan kardeşimizin yazdığı mevzulardan üçünde de işlem önceliği bu dillerin, bu şeyin kendisinden geliyor zaten çoğunlukla. Hatta diğerlerinde, yani bizim A artı B değil de AB artı ya da artı AB dediğimizde paranteze bile gerek yok. Biz kendi kullanımımızda, hayır, o değil Emir. Mesela şu iki tane değişken olsun AB diye, ben AB'yi toplamak istiyorum. AB artı der diyebilirim. Artı AB diyebilirim. Bir de A artı B diyebilirim. Biz genelde matematikten ve şu ana kadar gelmiş geçmiş, yani gelenekten A artı B diyoruz. Ama aslında bizim ilk başta yaptığımız şey, derleyiciler ilk yaptığı şey,
Bunu AB artıya ya da artı AB'ye dönüştürmek. Çünkü bu kullanımda parantez kullanımı olmuyor diyebiliyorum. Sinan beni düzeltsin eğer biliyorsa. Ama A artı B gibi bizim kendi kullanımımızda parantezlerle öncelik atayabiliyoruz. Böyle bir durum var. Bu kullanımda sana kendiliğinden çıkıyor aslında işlem öncelikleri. Mesela bölü ve çarpı muhabbetinde işlem önceliği kendinden çıkıyor. Yani 3 bölü 4 çarpı 2, 8 dediğimde mesela burada yapılması gereken şey şu. 3'ü 4'e böler sonra 8'e çarpar. 4 ile 8 çarpılmaz. Soldan sağa doğru gittiğimde öncelik budur. Parantez kullanmadığından dolayı bu şekilde okunması gerekir. Aynen. Aylık matematikleri bu. Geçiyor. Diğer farklı alanlarda da az çok değinilenler var. Bilgisayar mühendisliği bölümünde de. Evet. Şu kitap linkine basıyoruz. Evet. Bakıyoruz. Bu tabii ki sanırsam şey değil. Bu 8 kullanılmış. Burada bir 8 bitlik yani unsigned char kullanılmış diye düşünün. Bir type def struct'ta bir handle değerleri koyulmuş ama burada bir pointer yok. Yani şuraya şöyle dev C++'ı alayım şunu. Şöyle bir kod yapılmış. Bir struct var. Handle değerleri tutacağıyla alakalı bir değer belirtilmiş. Burada da connect CNT diye sanırsam bağlanılan soketle alakalı bir durum olduğu için sanırsam onların sayısı, soketin sayısı, close edilenlerin sayısı gibi bir şeyleri tutuyor. Ama burada bir pointer yok. Onu da söyleyeyim. Heh, evet, tamam, güzel. Tamam, anladım. Şimdi bizim bir struct'ımız var ve bunu fonksiyona gönderiyoruz. Fonksiyona struct nasıl gönderilmeli? Fonksiyona direkt yollayabilirsiniz struct'ı ama şöyle bir durum var. Direkt yollarsanız kopyalanır. Yani şöyle bir şey yaparsanız direkt kopyalanır ve kötü bir kullanımdır. Yani şuraya şu dursun yukarıda. Tamam mı? Void funge dedik. Ve funge'a şunu yaptığımı düşünün. Yani şu struct'tan bir değişken yolladığımı düşün. Bunu yaparsak bunu funge fonksiyonunu kullandığımız yerde şundan oluşturulan değişkeni direkt kopyalar. Direkt kopyalamıştım. Yani şuradaki değerlerin hepsini kopyalar. Hafızayı kopyalar. Bu kötü bir işlemdir. Ama pointer'ını yollarsak o değişkenin adresini yollayacağız ve o değişken üzerinden erişeceğimiz için büyük değerleri bu kadar değeri kopyalamasına gerek yok ve stack'i şişirmemiş oluruz. Kullanımda sadece şurada tabii ki şöyle oklu işaret kullanacağız pointer'dan dolayı. Tek fark o. Hız katar. Aynen. Pointer yollamak zorunda. Aslında zorunda kalma diye bir şey yok. Yani stack'i şişirir. Çünkü diyelim sadece bu struct olduğunu düşünmeyin. Bunun üzerinde bir sürü eleman daha olduğunu düşün. Bunu fonksiyona koyduğunda fonksiyon bir stack açacak. Oraya yapıştıracak o kadar değeri. Yani senin belki de alan kalmayabilir gömülü sistemde bunu kullanıyorsan. Sıkıntılı şeyler olabilir yapıya göre. Adres göndermek, integer gibi böyle küçük tipler haricinde senin türettiğin tipleri fonksiyona adresiyle göndermek, yani referansıyla göndermek çok makuldür. Değiştirmek istemiyorsan da const ile yollaman programcılar açısından hem de okunabilirlik açısından güzel olacak. Evet, başka sorusu olan. Tabii şey değil, direkt yollanabilir o ama yollamayın. Yani fonksiyonun adresi, yapının adresini yollayın. Evet, doğru kullanım bu şekilde olması lazım. Bazı arkadaşlar şey yapmak istemiyor. Yani ne olacak 2-10 byte fazladan kopyalasın diyebiliyor. Göze hoş gelmiyor. Yani veri tipi kendin özel bir veri tipin varsa abi onu adresiyle yolla. Uğraşma. Ha adres madres görmek istemiyorum dersen adresini tip def edersin bir değişkene. En azından o pointer o %% işaretini kullanmazsın. Tip defle kullanımlarına bakabilirsin. İleriki sohbetlerde buna değineceğiz. O yüzde operatörünü kullanmadan da fonksiyona parametre geçirmiş olabileceğiz. Yani şunu diyorum, göstereyim. Tip def bir tip oluşturuyorum. Bu yapıdan bir pointer. Eğer beni şu an canlı yayında görüyorsanız. Şunu da mesela ilk yerine şöyle diyelim hatta P ile başlasın pointer olduğunu belirtmek için. Bakın şu. Şimdi bundan oluşturduğum herhangi bir değişken aslında bir pointer'dır. Ve funge fonksiyonunu çağırdığımda
onun adresi dememe gerek yok diye yapmam lazım. Sadece burada eğer memory allocation yani memory muhabbeti dönecek eğer bir normal değişken yoksa. Evet, rica ederiz bu arada.